Bu arada Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Moskova'ya giderek Rus lider Putin'le görüşmek istediğini açıkladı. Papa şimdiye dek Rusya'dan bir davet almış değil Zira. Putin'le görüşmek için Moskova'ya gitmek istedim ama henüz yanıt alamadım. Açıklama Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'ten. Papa işgal girişiminin 3. haftasında Rusya'nın Vatikan Büyükelçiliği'ne yaptığı ziyarete ilişkin ilk kez konuştu. Rus Büyükelçiliği'nden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mesaj iletmesini istediğini söyledi. İtalya'nın Corriere della Sera gazetesine konuşan Papa, Moskova'ya gitmek istedim. Elbette Kremlin liderinin buna izin vermesi gerekiyordu. Henüz bir yanıt alamadık ama hala ısrarcıyız. Korkarım ki Putin bu görüşmeyi şu anda yapmak istemiyor dedi. Bu kadar vahşeti nasıl durduramazsınız diye sordu. Papa'ya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bir ziyaret planlayıp planlamadığı da soruldu. 85 yaşındaki Papa, Kiev'den önce Moskova'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Önce Putin'le görüşmeliyim, elimden geleni yapmalıyım. Tabii eğer Putin kapıyı açarsa ifadelerini kullandı. Papa, savaşa destek veren Rus Ortodoks Kilisesi'nin lideri Patrik Kiril'i de eleştirdi. Kiril'i ayinlerde papaza yardım eden sunak çocuğuna benzetti. Kiril, Putin'in sunak çocuğu olmamalı, barışın yollarını aramalı dedi. Papa Francis, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la 21 Nisan'daki görüşmesini de hatırlattı. Orban'ın kendisine Rusya'nın bir planı var, her şey 9 Mayıs'ta sona erecek dediğini aktardı. Ancak Rusya Dışişleri Sergey Lavrov, Rusya'nın her yıl 2. Dünya Savaşı zaferini kutladığı 9 Mayıs tarihiyle Ukrayna'daki savaş arasında bağ olmadığını söylemişti.